Benim adım Willie Cole. Kendimi algı yönetme mühendisi olarak düşünüyorum. Algı, farkındalık ve eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 1968-1972 yılları arasında lisedeydim. Yani 60'lardaki gösterilerin, Kennedy suikastının ve Martin Luther King'in hemen sonrasındaki yıllarda. Dolayısıyla o sıralar siyahiler hakkında büyük bir farkındalık hareketi vardı. Bu durum bizim sanat departmanımızı da etkilemişti ve sınıfımızda Afrika sanatını konuşmaya başlamıştık. Biz özellikle Afrika'yı araştırmıyorduk. Afrika bizim için sunuluyordu bir ödevimizde bizlerden yapmak üzere bir eser seçmemiz istendi. Ben Çivara'dan Başlık isimli eseri seçtim. Bunun kutlamalarda ya da tarımsal ritüellerde kullanılan bir parça olduğu çıkarımını yaparak bu görselle toprak arasındaki bağlantının hoşuma gittiğini söyleyebilirdim. Ama bunları bilgi edindikten sonra söyleyebiliyorum. İlk bakışta sadece şekilsel olarak yorumlayabilirim. Mesela sahip olduğu simetri, önden görüntüsü varmış gibi gelse de bu aslında pek bir şey ifade etmiyor. Esas soldan ve sağdan bakınca görüyorsunuz ki her iki taraf birebir aynı. Sanki Med dergisinde ajan ajana karşı ye okuduğum o yaştayım ve evet işte aynı surat diyorum. Bir ifadeyle sanki hayat buluyor. Varanın arkada küçük figürlü başka bir eseri daha var. Ben bunu bir anne çocuk figürü olarak görüyorum. Bence bunlar da yaşayan figürlerin resmedilmiş hali. Tabii tören objesi olarak yapılmış şeylerin ayrı bir gücü var ve seneler sonra ben bisiklet parçalarıyla bunların kopyalarını yapıyorum. Biri bana çivara'nın kelime anlamının iş hayvanı olduğunu söylemişti. Amerika'da da bisiklet iş hayvanıdır öyle değil mi? Benim ritüel objelerim hayattan ve geçmişten geliyor. Çünkü insanların daha önce tuttukları, kullandıkları şeylerden bu objeleri yapıyorum. Sanırım bu eserleri ağaçtan oyan kişi de ağacın en baştaki doğal formunu, yaşarkenki halini düşünmüş olmalı. Eğitim olmadan... Bunun geçmişten gelen bir şey olduğunu anlayamazsınız. Yani ahşabın yüzeyine, kalitesine, desenine bakarak geçmişe ait olduğunu söyleyebilirsiniz belki ama sadece şekline bakarsanız gayet geleceğe dair bir şey olduğunu da sanabilirsiniz. Aldığımız eğitim baktığımız şeyleri farklı görmemizi sağlar ve bize ilham verir. İşte Afrika benim hayatıma bu şekilde birdenbire girdi. Benim şekiller ve tasarım konusunda referanslarım da işte oradan geliyor. Afro-Amerikan kelimesini de bu sayede incelemeye başladım ve işte bu noktada Afrika'ya özgü şeyleri Amerika'ya özgü şeyleri kullanarak yapmaya karar verdim. Yani bu benim için yeni bir kapı açtı.